Aşkım ben mutfaktan çok güzel kokular alıyorum. Çok mu acıktın? Çok acıktım. Tamam, yiyeceğiz. Hı. Bunlar ne böyle? Sizin boşalttığınız evin eşyaları aslan. Artık burada yaşayacakmışsınız. O yüzden toplamışlar evdeki her şeyi. Nasıl yani? Kim söyledi bunu? Serhan'ım. Senin haberin var mıydı bundan Mehmet? Hayatım ben sana sormadan böyle bir şey yapar mıyım? Ne demek oluyor bu anne? Zaten artık gitmiyorsunuz. Ev boş boşuna açık kalmasın diye. Siz bize sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Ne akla? Böylesi daha iyi olur diye düşündüm. Yani bu kadar da fazla artık. Anne sen ne yapıyorsun? Biz senden böyle bir şey istedik mi? Sen bize sordun mu? Sen gerçekten bunu yaparak bizi bu evde tutacağını mı düşünüyorsun? Sizi düşündüm oğlum. Zaten buradasınız. O evin açık kalmasının bir manası yok. Anne artık bizi düşünme. Bu da mı kabahat oldu? Oğlumla gelin mi düşünmek kabahat mı oldu yani? Yok. Yok ben anlatamıyorum. Hayatım lütfen. Mehmet izin verir misin lütfen? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yoksa ben artık boğulacağım bu evde. Bu ne dedim Barış? Kimin bu? Ya zaten azıcık görüşebiliyoruz. Onda da bunu mu konuşacağız gerçekten? Lafı çevirme Barış. Kimin bu dedim? Burada ne iş var? Bu aslında... Aslı hayırdır? Nereye? Ya bu aslında... Aslı Hanım? Ne oluyor? Nereye gidiyor Aslı Hanım böyle? Ben ona bir bakayım. Sana ne? Sen niye gidiyorsun? Sevgilim, seni daha fazla görebilmem için işimi yapmam lazım, değil mi? Sonra konuşuruz. Söz. Anne, susunca haklı olmuyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Ama ne yaparsam yapayım hep bir art niyet aradığınız için ne desem boş. Bunun art niyette falan alakası yok anne. Bu düpedüz sınır ihlali. Ya sen niye bizim işimize bunu sokuyorsun anlamıyorum. Niye? Ailemi bir arada tutmaya çalışıyorum. Toparlamaya çalıştıkça dağıtıyorsunuz. Anne sen bizi toplamaya çalıştıkça daha çok dağıtıyorsun. Haberin yok. Mehmet. Hayırdır yeğenim ne oldu? Aslı bir hışımla çıktı gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Ben ne bileyim nereye gitti. Öyle bir hırsla çıktı gitti. Ne güzel bizi toplamaya çalışıyorsun ya. Hatice. Aslı'yı gördün mü? Çıktı gitti az önce. Bir şey dedi mi? Hayır. Of, hasta of. Mehmet bir şey mi oldu? Yok bir şey Hatice yok. Sağ ol. Ablacığım iyi misiniz? Nereye gidiyoruz abla biz? İstersen bir hastaneye götüreyim seni. Ne oluyor ya?
Ne oluyor ya? Manyağın bir önümüzü kesti. Ne oluyor kardeşim ya? Böyle senin ne işin var burada? Evden o halde çıktığını görünce atlayıp geldim peşinden. Mehmet'in haberi var mı? Yok. Hadi in arabadan. Önce bir sakinleş. Sonra Mehmet Bey'i de ararız. Hadi Aslı. İn arabadan. Aslı çıkmış evden. Benim niye haberim yok? Ben depodaydım Mehmet Bey. Adamları yönlendiriyordum. Burası boş muydu? Barış buradaydı ama. Şimdi nerede? Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ara Barış'ı. Hemen efendim. Aslı, güvendesin. Hiçbir sorun yok. Hadi bak şimdi burnundan derin bir nefes al. Şimdi yavaş yavaş ver nefesini. Çok iyi. Çalıyor efendim ama açmıyor. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Korkmana gerek yok. Nabzına da bir bakayım. Güzel. Nabzın normale dönüyor. Ne oldu Aslı? Mehmet Bey'le mi ilgili? Yok, Mehmet'le alakası yok. Beni eve götürür müsün? Tamam Beste. Endişelenecek bir şey yok. Aha. Hah, geldi geldi. Tamam ben söylerim. İyi geceler. Senin ne işin var Aslı'nın yanında? Niye bana haber verilmiyor? Telefonlar niye açılmıyor? Mehmet Bey, ben telefonları duymamışım efendim. Aslanım öyle görünce vakit kaybetmeden peşinden gittim. O halde dışarıda yalnız kalmasının doğru olmayacağını düşündüm. İyi ki geldi Barış. Yani çok yardım dokundu. İyi. Bundan sonra evden kim ararsa arasın o telefonları aç. Tabii efendim. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi misin sen? Daha iyiyim. Kötü oldum bir an. Böyle dışarı çıkmak istedim. Atladım bir taksiye. Bayağı korktum da çok. Hadi gidiyoruz. Nereye? Ben eve gitmek istemiyorum lütfen. Eve gitmiyoruz. Seni kaçırıyorum. Nereye kaçırıyorsun? Baş başa kalacağımız bir yere. Sadece sen ve ben. İyi kaçır o zaman benim.